efendim. İbrahim Bey siz evli misiniz? Şöyle verelim. Evet. Evliyiz. Mikrofonumuz var. Alalım onu. Evliyim. 4 çocuk babasıyım. 4 çocuk babasıyız. 2 oğlum, 2 kızım var. Çok güzel. Evet. Sorun var mı evlilikte? Şimdi her zaman çıkıyoruz. Evlilikler bitmez işte. Şu ürünü kullanan hiç kavga etmez diyoruz ama kendi evliliğimize bunları uygulayabiliyor muyuz acaba? La ilahe illallah. Ben bugün biraz sorguya çekeyim bari. boşanıyorum. Yeniden evleneceğim. Boşanıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle, şu konu çok önemli. İnsanlık tarihinden bugüne kadar insanlar tarım toplumundan sanayi toplumuna geçerken büyük bir karmaşa yaşadı. Ve insanlar, aileler küçülmeye, dağılmaya başladı. Sanayi toplumuna geçerken çok problem oldu. Şimdi 1980'e kadar böyle idare edildi. Fakat 1980'den itibaren Türkiye'de aileler dağılmaya başladı. Son 30 yıldır hızlı bir dağılma, çözülme var. En fazla boşanma patlaması 2009 yılında olmuş diyorlar. Doğru mudur? Siz ne diyorsunuz? Doğru. Boşanmaların sebepleri var. Şimdi mesela Almanlar bu problemi çözdü. Yani boşanmaları önlediler. Bugün deniyor ki Alman toplumu, yaşlı bir toplum, yavaş yavaş gidiyor. Hepsi ihtiyar. Tersine çevirdiler. Son 20 yıldır Almanlar problemi çözdü, aileyi kurtardı ve nüfusu yavaş yavaş artmaya başladı. Biz bu problemi çözemedik Türkiye olarak ve ben bildim bileli 30 yıldır Türkiye'nin nüfusu hep 70 milyon. Biz Türk milleti olarak yaşlı bir millet olmaya doğru gidiyoruz. Avrupa yaşlı derken biz yaşlı olmaya doğru gidiyoruz. Bu problemin çözülmesi ve Türk milletinin nüfusunun artması gerek. Artırmak gerek nüfusu. Nüfusu artırmak gerek. O zaman ne yapıyoruz? 2-3 tane çocuk mu yapıyoruz başbakanımızın dediği gibi? 2-3 değil, en az 4-5. 4-5 tane. Tabii tabii. Hocam nasıl bakacağız onlara? Çok kolay. Şimdi mesela Almanya bu problemi nasıl çözdü? Almanya şöyle çözdü. Bir iş yerinde iki kişi çalışıyorsa, biri evli, biri bekarsa, evli olan daha az vergi veriyor. Daha az vergi veriyor. İki, çocukluysa, çocuklara çocuk parası, anneye anne parası, süt parası vesaire vesaire destekliyor. Hocam bu konuya birazdan değineceğiz. Kısa bir aramız var. Birazdan tekrar değineceğiz bu konuya. Efendim biz nereden ayrılmayın? Kısa bir artık bu özellikten de genele döndü. Çünkü Türk milletinin artık büyük bir problem nedir? Aileler bölünüyor, parçalanıyor, dağılıyor. Bu da önlenemez hale geldi. Evet. Çünkü mesela eski tip Türk aile tipinde neydi? İnsanlar köyde yaşıyor. Karı koca. Erkek tarlada çalışıyor. Kadın evinde ev işlerine bakıyor. Çamaşırdı, bulaşıklı vesaire. Hani bir düzen vardı, bir sistem vardı. Sonra ne oldu? Sanayi ile birlikte erkek fabrikada veya ofiste çalışmaya başladı. Kadın evde. Fakat 1980'den itibaren düzen bozuldu. Ailede bir kişi çalıştığı zaman artık geçinemez hale geldi insanlar. Hı hı. Bu nedenle karı koca çalışmak zorunda kaldı. Karı koca çalışırsa ne oluyor? Bayan diyor ki akşam geldiği zaman ben de çalıştım, ben de çok yoruldum, ben de perişan diyor. Eski annesinden, babasından, dedesinden, ebesinden, ninesinden gördüğü tarz yaşamayı düşünüyor. Diyor ki ya yok. Aileler dağılıyor, düzene uymuyor. Yani yeni sisteme İnsanlarımız iletişim çağında uyamadı. Kadınlar uyuyor da hocam, erkekler uymuyor. Öyle veya böyle. Ortada bir sorun var. Yani bu problemi nasıl çözeceğiz? Almanya ve Avrupa, Fransa, İngiltere yaşlı millet diyorduk Avrupa'ya. Onlar bu problemi çözdüler. Nasıl çözdüler? Bir iş yerinde iki kişi çalışıyorsa biri bekar, biri evli. Evli olan daha az vergi veriyor. Çocuğu olan daha az vergi veriyor. Çocuğu vergi olan daha az vergi Vergi ediyor. Sistemini değiştirdiler. Evliliği teşvik ediyor. Çocuk Ama parası alıyor. Ama ülkemizde bu böyle mi? Bizde teşvik yok. Yok. Üç çocuk yaptı. Peki nasıl geçinecek? Nasıl bakacak? Çözüm yapmak üretmek gerekir. Lan evet. Laf değil, çözüm. Ülkemizde böyle çözüm bir üretmek şey gerekir. Yok. Şimdi eskiden Almanya'da mesela ben 29 yıl Almanya'da kaldığım için çok iyi biliyorum. Bir Alman ailesi bir veya iki çocuğu fazla çocuğu olmazdı. Şimdi Almanların
6, 7, 8 çocuğu oldu. Yani durmadan fabrika gibi Almanlar. Yani şu deniyordu, Almanya, Avrupa yaşlı bir toplum, 50 yıl sonra nüfusu geri doğru sayacak vesaire. Tersine döndürdüler. Bunlar son 20 yıldır yapılan kanunlarda değişikliklerle Alman milletinin, sadece Alman değil, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Avrupalılar kendi geleceklerini kurtardılar. Fakat biz Türk milleti olarak kendi geleceğimiz çok büyük bir tehdit ve tehlike altında. Nasıl tehdit ve tehlike? Ben bildim bileli Türkiye'nin nüfusu 70 milyon. 71 evet. milyon olmadı. Evet, olmadı. Neden? Çünkü sisteme uymadı. Evlenmiyor artık. İnsanlar 35-40 yaşına gelecek, evlenecek. Eskiden öyle değildi. 15, 16, 17 yaşında evleniyorlardı. Ya 45-50 yaşına gelince ne oluyordu? Torun sahibi oluyordu. Şimdi değişti. Bu sistemi devletin teşvik etmesi lazım, değiştirmesi lazım. Evlilikleri, yani evlendiği zaman insanlar, çoluk çocuğa karıştığı zaman rahat edebilmeli. Bu bir düzen getirmek gerekiyor, düzen, değil mi? Evet, ülkemizde ortada büyük bir problem var. Mutlaka gerekiyor. İran'ın nüfusu 1950 yıllarında Türkiye'nin çok çok gerisindeydi. 20 milyon azdı bizden. Şimdi bizim geçti. Neden? Onlar, biz, İran dahi probleme çözüm üretti. Biz üretemedik. Evet. İran dahi bu problemi çözdü. Biz çözemedik. Çözmedik.